Bu dersimizde 42. föydeyiz. Föyümüzün sondaki testleri çözüyoruz. Burada fx eşittir 4x artı 3 fonksiyonunun artan olduğu en geniş aralık demiş. Fonksiyonlarda artanlık ve azalanlık için ne yapıyoruz? Türev alıyoruz. Türevini aldığımızda arkadaşlar 4'tür. 4 sıfırdan büyüktür. Sıfırdan büyükse artandır. Peki hangi aralıkta? Sürekli olarak sıfırdan büyük olduğu için tüm reel sayılarda ya da eksi sonsuz artı sonsuz aralığında fonksiyonumuz artandır diyebiliriz. Fx'in grafiği verilmiş, hangisi yanlıştır? Eksi sonsuz eksi 2 aralığında sürekli kollarımız aşağı doğru gitmiş. Dolayısıyla azalandır. Sonra burada eksi 2'den sonra arkadaşlar 1'e kadar sürekli artışta artan fonksiyon. Eksi 2'de azalanken artan olmuş dönüm noktası var. Bundan dolayı da arkadaşlar burada türev 0'dır. Sivri bir uç olsaydı burada türev olmazdı. Bunu da hatırlayalım. Sonra eksi 4 0 aralığında nedir? Fonksiyon azalan demiş. Hayır. Eksi 2 0 aralığında artandır. Eksi 5 için türevimiz 0'dan büyüktür demiş. Burada arkadaşlar eksi sonsuz eksi 4 aralığında mesela eksi 5 gibi bir değer olduğunda azalan olduğu için türev 0'dan küçük olması gerekir. Türev 0'dan bu arada artı 5 için demiş. Eksi 5 dememiş. Artı 5 için diyorsa da 5 burada bir yerde bir değer arkadaşlar. 3'ten sonsuza kadar fonksiyonumuz sürekli artan ve f üssü 5'imiz de 0'dan büyük. Bu şekilde cevap Denizli geldi. Fonksiyonun yerel maksimum değerleri sorulursa arkadaşlar birinci türevimizi alırız. 0'a eşitleriz. Birinci türevi aldık. 12x kare eksi 24x eşittir 0 diyoruz. 12x parantezinde yazabiliriz. Buradan köklerimiz ne gelir? 0 ve 2 gelir. Tablo yapmak gerekirse x için kritik olan noktalarımız 0 ve 2'dir. 1 verseniz mesela burası eksi yapar. O zaman burası eksi, diğer bölgelerde artı olacak. Şimdi f üssü x böyleyse arkadaşlar artı olan yerlerde fonksiyon artan, eksi olan yerlerde azalan, burada yine artandır. Yani yerel maksimum noktalarının absisleri gördüğümüz gibi maksimum dediği için arkadaşlar şu şekilde kollar sürekli yukarı doğru gitmesi gerekiyor. Burada x değerimiz 0'dır. Yani burada yerel maksimum değerini sorsaydı x gördüğümüz yere yine 0 yazardık. Sonrasında arkadaşlar burada da sürekli artışa geçiyor ama burada sonsuza kadar arttığı için yerel bir maksimumdan bahsedemeyiz. Sadece bir tanedir. Yerel maksimum noktalarının absisleri toplamı demiş. Türevi alıyorum. F üssü x eşittir 6x kare eksi 2mx artı 5. Absislerin toplamı. Absislerin toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'dır. Bu da 1'miş. Yani b yerine x'in katsayısı olan eksi 2m'yi, a yerine x karenin katsayısı olan 6'yı yazıyoruz. 1 olacak. Buradan m değerimiz 3 gelir. Önce fonksiyonumuzu inceliyoruz. Burada arkadaşlar 2, 5 ve 7, 2 f fonksiyonunun yerel minimum ve maksimum noktaları mıdır? Buna bir bakacağız. 2'ye 5 noktası arkadaşlar bakın sürekli artmış, azalışa geçmiş. Burada yerel maksimum var. Sonra 7'ye 2'ye baktığımızda yine azalırken, artarken azalan olmaya başlamış. Burada da yerel maksimum var. Doğru. Sonra eksi 3'e eksi 2 ve 5'e eksi 4'te de benzer şekilde yerel minimum var. Peki mutlak maksimum nedir? Burada görmüş olduğunuz en büyük değer hangisi ise mutlak maksimum odur. X 2 iken y 5'tir. 2'ye 5 mutlak maksimum noktasıdır. 5 virgül eksi 4'te bizim en küçük değerimiz eksi 4 olduğu için mutlak maksimum değil mutlak minimum noktası diye geçer. Peki E şıkkına bakalım. Cevap neden E şıkkı? 8,0 yerel minimum noktası mıdır? Burada arkadaşlar 8'i içi dolu değil de boş göstermiş. İçi boş olduğunda ekstremum noktası ya da yerel minimum maksimum noktaları yoktur. İçinin bu şekilde dolu olması gerekirdi. Cevap bu şekilde Edirne. Bölüm fonksiyonunun AB aralığında artan olması için. Şimdi artansa bu ifadenin F bölü G'nin türevinin 0'dan büyük olması gerekir. Şimdi bölümün oranın türevi nasıl alınır?
payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi ne olması gerekir? Sıfırdan büyük. E, g kare zaten arkadaşlar g sıfırdan farklı olduğu için daima pozitiftir. Demek ki üstteki f üssü g ile g üssü f'nin çarpımı sıfırdan büyük olmak zorunda. Bu da c şıkkı. Fonksiyonumuzun grafiğini incelediğimizde hangisi yanlıştır? -2,2 f fonksiyonunun yerel maksimum noktası mıdır? Burada bakın arkadaşlar yükselirken sonra azalmaya başlamış. Evet, yerel maksimum noktasıdır. İçi dolu olduğu için arkadaşlar kabul ettim. İçi boş olsaydı bunu kabul edemezdik. Burası doğru. 2,2'de de gördüğümüz gibi artarken azalan olmaya başlamış. Burada da yerel maksimum noktasıdır. Bu da doğru. 3,-2'de yerel minimum noktası mıdır arkadaşlar? Gördüğümüz gibi burada 3 ve -2 demiş. İçi dolu gösterildiği için burada ne yapmış? Yükselmeye başlamış, demek ki yerel minimumluk var. Bu da doğru. 1,-2. 1,-2'de bakın içi boş gösterildiği için yerel minimum noktası değildir. Bu da doğru. 1,-1 noktasında yerel maksimum noktası mıdır? Burada arkadaşlar şimdi 1,-1'de herhangi bir artanlık ya da azalanlıktan bahsedebiliyor muyuz? Burada bakın azalan olmuş, sonra artan olmuş arkadaşlar. Ama 1,-1 içerisinde böyle bir şöyle bir devam etme, böyle bir azalma artma durumu yok. Burada yerel maksimum noktasıdır ya da yerel minimum noktasıdır diyemeyiz. Ekstremum noktası değildir arkadaşlar. Ekstremum noktası değildir. Cevabım E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi aynı aralıkta, yani 2,7 kapalı aralığında kesinlikle azalandır? A ile başlayalım. Türevini alacağız. X'in türevi çarpı fx artı x çarpı f üssü x. Bu aralıkta fx'imiz her zaman artılı değerler almış. Bakın burada artılı değerler alınmış. Sonra yukarı doğru gidiyor. Artan olduğu için türevi de pozitif. X'ler de 2,7 aralığında pozitif. Dolayısıyla burada artıyla artının çarpımından, toplamından arkadaşlar ne gelir? Artı gelir. Kesinlikle artandır. İkinciye bakalım. X kare fx. Türevini alıyorum. Birincinin türevi ikinci, sonrasında artı. İkincinin türevi çarpı birinci diyoruz. X'lerimiz pozitif. Fx'imiz pozitif. Türev pozitif. Dolayısıyla bunların toplamı da pozitiftir. Artandır. C'ye bakalım. Burada arkadaşlar ne diyebiliriz? F üzeri eksi 1 x şeklinde yazarsanız türevi bulunurken eksi 1'i başa yazıyorum. F üssü eksi 2 x diyorum. Sonra x'in türevi zaten 1 olduğu için yazmıyorum. Sonrasında bir eksi x var. Onun türevi de eksi 1. Yani eksi 1 bölü f kare eksi 1. F kare pozitif bir değerdir. Dolayısıyla burası eksili bir sayıdır. Sonra 1 çıkardığımızda eksiden eksi çıkarıyoruz. Ne olacak buradan da? Eksiden 1 çıkartıyoruz daha doğrusu. Eksi 2 eksi 1 gibi, eksi 3 gibi sıfırdan küçük bir değer. Sıfırdan küçükse bu fonksiyon azalandır. Fonksiyonun yerel maksimum ve yerel minimum noktalarının absisleri toplamı. Yine yerel maksimum minimum dediği için türevi alıyoruz. 3x kare eksi 2 ax artı k. Şimdi bunu sıfıra eşitlediğimizde bizim arkadaşlar 2 tane x bulmamız gerekir. Bunların toplamı 8. Kökleri toplamı eksi b bölü a formülünü hatırlarsanız eksi eksi 2 a bölü 3 8'miş. Buradan içler dışlar yapılırsa a değerimiz 12. Eğrimiz a noktasında yerel maksimumu olduğuna göre m artı n kaçtır? Eğrimizin a noktasında yerel maksimumu var. Şimdi önce x'e eksi 1 verince y 2 olacakmış. Demek ki f eksi 1 eşittir 1 eksi m artı n, bu da 2 olacak. Buradan n eksi m eşittir 1'dir. Türevini alalım. Türevini aldığımızda arkadaşlar f üstü x eşittir 2 x artı m. X gördüğümüz yere eksi 1 yazıyoruz. M eksi 2 olur. Burada yerel ekstremum noktası demiş. Yerel ekstremum maksimum minimum dediğinde bunu sıfıra eşitliyoruz.
M değerimiz 2 gelir. M yerine 2 yazarsak da buradan N'yi buluruz. Dolayısıyla 2 artı 3'ten cevabımız C şıkkı. Fx fonksiyonunun x eşittir 1 ve x eşittir eksi 2 apsisli noktalarında yerel ekstremumları var. Buna göre A kaçtır? Yerel ekstremum varsa arkadaşlar burada türevini aldığımızda f üssü 1 0 olacak. F üssü eksi 2 de yine 0 olacak. Önce bir türev alalım. Şimdi burada türevini aldığımızda 3x kare eksi 2ax artı n olur. X'e 1 verelim. X'e 1 verdiğimizde 3 eksi 2a artı n'miz 0. Burada x'e eksi 2 verelim. 3 çarpı eksi 2'nin karesi eksi 2a çarpı eksi 2 artı n'miz yine 0 olacak. Buradan 12 artı 4a artı n eşittir 0. Yani şu ikisinden arkadaşlar a ve n'yi bulabiliriz. Burada isterseniz n'yi yalnız bırakın. Eksi 3 artı 2a. Bunu getirip yerine yazalım. 12 artı 4a artı n diyoruz. N yerine a'lı ifadeyi yazdım. Buradan 9 artı 6a eşittir 0. 6a eksi 9 ise a'mız eksi 9 bölü 6. Yani sadeleşirse Bursa. Fonksiyonun ekstremum noktası verilmiş. M ve N sorulmuş. Şimdi burada öncelikle x'e 2 verdiğimizde y 3 olacak. Yani f2 eşittir 4m eksi 32 artı n eksi 2'miz 3 olacak. 4m artı n eşittir 37 diyebiliriz. Şimdi türev alalım. Ekstremum noktası derse türev alıyoruz. F üssü x eşittir 2mx eksi 16. Burada x'e 2 verdiğimizde sonuç 0 olacak. F üssü 2 eşittir 4m eksi 16 0. Buna göre m'yi buluruz. Şimdi getirip buraya yazalım. 4 çarpı 4 16. Buradan da n'yi 37 eksi 16'dan 21 buluruz. Yani 4 artı 21'den cevabımız C şıkkı gelir. Yine bize burada fonksiyonumuzun kaç farklı yerde yerel ekstremum noktası olduğu sorulmuş. Bunun için türev arıyoruz. Türevi alalım. 3 çarpı x kare bölü 3 eksi 4x artı 4. Düzenlersek x kare eksi 4x artı 4'tür. Bu da arkadaşlar özdeşikleri hatırlarsanız x eksi 2'nin karesidir. Bu ifade sürekli sıfırdan büyük eşittir. Yani f üssü x büyük eşit sıfırsa f fonksiyonumuz arkadaşlar sürekli yani sonsuza kadar artan bir fonksiyondur. Ekstremum noktası olması için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Artanlık, azalanlık olacak. Şu noktalarda ekstremum noktalarımız vardır. Minimumlarımız, maksimumlarımız vardır dememiz gerekirken fonksiyonumuz sürekli olarak bu şekilde artıyor. Herhangi bir minimum ya da maksimumu yok. Dolayısıyla ekstremum noktası da yoktur diyebiliriz. Reel sayılar üzerinde tanımlı FGH fonksiyonları var. 3 tane farklı ifade var. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar burada fonksiyonda x yerine eksi 3 yazarsak 16, eksi 1 yazdığımızda 14. 14 daha küçük. 14'ü yerel minimum olarak düşünebilir miyiz? Düşünemiyoruz arkadaşlar çünkü bakın burası açık aralık olarak verilmiş. Burası kapalı aralık olmalıydı. O nokta dahil olmazsa ekstremum noktasından bahsedemeyiz. Yani birler gitti. X kare eksi 2 x artı 1. Bu da x eksi 1'in karesidir. X yerine 2 verirseniz 1 olur. X yerine 3 verdiğimiz zaman 4 olur. 4 daha büyük yerel maksimumdur diyemiyorum. Çünkü 3'ü arkadaşlar gördüğümüz gibi köşeli parantez değil de normal göstermiş. Aralığa dahil etmediği için ekstremum noktası yoktur. Şimdi burada bakalım. Burada x yerine eksi 4 yazarsanız 23. X yerine eksi 1 yazdığımızda 17. Bize burada yerel maksimumu var mı? Hangisi daha büyük? 23 daha büyük. Peki 23'ü aldığımızda x kaçtı arkadaşlar? 23'ü bulurken x'e kaç verdik? Eksi 4. Eksi 4 bu aralığa dahil mi? Evet. Dahilse arkadaşlar içi dolu gösterilmişse ekstremum noktası, maksimum noktası vardır. Bu şekilde C şıkkı. Fx fonksiyonunu inceledik. Buna göre 5 tane ifade var. Hangileri doğru?
Şimdi f üssü 4 yoktur demiş. Bakın burada sivri bir uç var. Sivri uçlar da yoktur. Birinci ifade doğru. Sonra arkadaşlar x eşittir 0'da yerel maksimum var mı? X eşittir 0'da bu şekilde artıyorken arkadaşlar azalmaya başlamış. Buna yerel maksimum değeri vardır diyebiliriz. Benzer şekilde x eşittir 2 için bakın azalırken artmaya başlamış. Burada da yerel minimum var. Sonra arkadaşlar f'in türevi eksi 3 için 0'dır demiş. Hayır. Burada arkadaşlar kırılmalar var. Kırılmaların olduğu yerlerde ne yapamıyoruz? Türev yoktur diyoruz. X eşittir eksi 3'te yerel maksimumdur diyebilir miyim? Hayır arkadaşlar. Bu şekilde azalırken artan olmaya başlamamış burada. Aynı şekilde azalmaya devam etmiş. Bunu eledik. Son olarak f'in türevinde eksi 1 için 0 mıdır? Burada döndüğü için, dönüm noktası olduğu için arkadaşlar türevimiz buralarda 0'dır. Şu şekilde dönseydi olmazdı. Bu şekilde yumuşak olduğu zaman dönüşümüz türevi 0 olacaktır. Azalırken artmaya başlamış. Burada da yerel minimumdan bahsedebiliriz. Bu şekilde Denizli. Fonksiyonumuzun grafiği yerel minimum noktasında x eksenine teğetmiş. Yerel minimum maksimum dediğine göre arkadaşlar ekstremum noktaları için türevi 0'a eşitliyoruz. 3x kare eksi 6 0. Buradan x'imiz kök 2 ve eksi kök 2 gelir. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tane tablo yapacağız. X'lerimiz eksi kök 2 ve artı kök 2. F üssü x'imiz burada hangi bölgede artı, hangisinde eksi bunu bilmiyorum. Türevde arkadaşlar 3x kare eksi 6'da x'e 0 verirseniz bu aralıkta eksi olur. Demek ki eksi artı eksi bu şekilde yerleşecek. Yani f fonksiyonumuz artan, azalan ve artan fonksiyon bu şekilde aralık olarak inceleyebilirsiniz. Şimdi bize ne demiş? Yerel minimum demiş. Yerel minimum da bakın böyle azalırken artmaya başlamış. Demek ki x eşittir kök 2 için yerel minimumu bulabiliriz. Burada x'e kök 2 verdiğimiz zaman f kök 2 kök 2'nin küpü eksi 6 kök 2 artı m. Şimdi yerel minimum noktasında x eksenine teğetse arkadaşlar demek ki burada kök 2 verdiğimizde f kök 2'nin 0'a karşılık gelmesi gerekiyor. Eşittir 0. Kök 2'nin küpü 2 kök 2 eksi 6 kök 2 artı m 0 diyoruz. M'yi yalnız bırakabiliriz. Buradan Bursa. Fonksiyonun bu aralıktaki alabileceği en küçük değer kaçtır? Yine burada biz türevimizi alalım. F üssü x eşittir 9x kare eksi 9. Bunu 0'a eşitlerseniz x kare eşittir 1 gelir. X'imiz artı 1 veya eksi 1 olacak. Eksi 1 ve artı 1 gördüğümüz gibi bu aralıkta. Şimdi yine tabloya ihtiyacımız var. X diyorum. Köklerim eksi 1 ve artı 1. Burada arkadaşlar x'e 0 verirseniz eksili 1 değer olur. Dolayısıyla buraya eksi, diğerlerine de artı yazıyorum. Şimdi fonksiyonumuz burada artıysa artan, eksi ise eksilen yani azalan. Burada alabileceğimiz en küçük değer bizim için nedir? Minimum noktalarından yani aslında biz mutlak minimum noktasını arıyoruz. Mutlak minimum noktası. Şimdi minimumsa gördüğümüz gibi sadece zaten burada x eşittir 1 için minimum olduğunu görüyoruz. Yani x gördüğüm yere 1 yazacağım. X yerine 1 yazarsam 3 eksi 9 artı 7'den 1 gelir. Yani alabileceğimiz en küçük değer mutlak minimum değerimiz 1 gelir. Fonksiyonun x eşittir 2 apsisli noktasında yerel bir ekstremum noktası varmış. Buna göre fonksiyonun bu noktadaki ordinatı kaçtır? Yani f üssü 2 eşittir 0 diyoruz. Şimdi türev alalım. Oranın türevi yani bölümün türevinde payın türevi 2x artı k çarpı paydayı aynen yazıyorum. Eksi diyorum paydanın türevi çarpı pay diyoruz. Tabii ki paydamızda ne olacak? X eksi 1'in karesi olacak. Şimdi x yerine 2 yazdığımızda burası 0'mış. X yerine 2 yazalım. Şöyle diyelim f üssü 2 eşittir 4 artı k sonrasında 2 eksi 1
eksi 4 artı 2k artı 6. Sonuç 0 ise arkadaşlar paydayı yazmama gerek yok. Payımız 0'dır. 4 artı k eksi 4 eksi 2k eksi 6 0. K'ları sağ tarafa atarsak k değerimiz eksi 6. Şimdi k yerine eksi 6 yazıyoruz. X yerine 2 yazıyoruz. Yazalım. X yerine 2, k yerine eksi 6 yazarsak 4 artı eksi 6 çarpı 2 artı 6 bölü x eksi 1 demiş. Yani 2 eksi 1. 4 eksi 12 artı 6 bölü 1'den 10 eksi 12 eksi 2'dir. Ordinatımız buradan eksi 2 gelir. Fonksiyonumuzu incelediğimizde 5 tane ifade verilmiş. Bunlardan kaç tanesi doğrudur demiş. Birincisi mutlak maksimum değeri 8 midir? 8 gibi görünüyor arkadaşlar ancak burada bakın içi boş olduğu için burada ekstremum noktası, mutlak maksimum, minimum noktasından söz edemeyiz. Birinci ifade yanlış. Mutlak minimum gördüğümüz gibi en küçük değer kaçtır burada? 5'e 2 noktasında absisimiz 5. Mutlak minimum noktasındaki değeri sorsaydı o zaman da 2 derdik. Bu doğrudur. 2 tane yerel maksimum vardır demiş. Birincisi burada, ikincisi burada. Yerel maksimumlar 6 ve 5'tir. Başka yerel maksimum yok. Dolayısıyla yerel maksimumların 2 tane olduğunu ve toplamının 11 olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada 19 demiş. Bu yanlış. Sonra yerel minimum var mı? 1, 2, 3. 3 farklı yerde yerel minimum var. 2 yerde maksimum var dedik. Bu doğru. Yerel minimumların değerine bakarsanız burada 4, 3 ve 2 olacak. Dolayısıyla 4, 3 ve 2'nin toplamı da 9'dur. Demek ki 3 tanesi doğru, ikisi yanlış. Burada 3. dereceden bir fonksiyon varsa daima artan olması için diskriminant yani delta'nın 0'dan küçük veya eşit olması gerekir. Bakın soruda da bakın artan demiş. Demek ki türev alacağız. Türevi aldığımızda 6x kare artı 12x artı a. Şimdi diskriminant alalım. B kare eksi 4ac küçük eşit 0. B'miz 12, A'mız 6, C yerine de A yazıyoruz. 144 eksi 24A küçük eşit 0. 144 solda kalsın. Sadeleştirirseniz A büyük eşit 6. Yani 6 ve 6'dan büyük sayılar sonsuza kadar gider. Fonksiyonumuz eksi sonsuz eksi 7 aralığında azalanken eksi 7 de arkadaşlar bakın artmaya başlamış. Yani eksi 7 bizim için buradaki dönüm noktalarından birisi. Sonra eksi 7 2 aralığında artarken 2'den sonra 2 sonsuz aralığında azalan olmaya başlamış. Demek ki eksi 7 ve 2'de dönüyoruz. Yani fonksiyonumuz eksi 7 için 0 olacak türevi. Yine 2 için türevimiz 0 olması. Çünkü gerekiyor burada dönüm noktası olduğu için. Şimdi o zaman önce türev alacağız. Türevimizi aldık. F üssü x eşittir. Eksi 3 x kare bölü 3 artı 2 mx artı k. Yani eksi x kare artı 2 mx artı k diyoruz. Eksi 7 için 0'mış. F üssü eksi 7 diyorum. Eksi 49 eksi 14 m artı k eşittir 0. Sonrasında eksi 2 yazıyorum. F üssü artı 2 yazıyorum daha doğrusu. Burada artı 2 yazarsanız eksi 4 artı 4 m artı k eşittir 0. İsterseniz burada k'yı yalnız bırakalım. K yalnız bırakılırsa 4 eksi 4 m'dir. Buraya yazabiliriz. Eksi 9 eksi 14 m artı 4 eksi 4 m. Yani eksi 45 eksi 18 m eşittir 0'dır. M buradan eksi 45 bölü 18 gelir. Şimdi F1'i arıyoruz. Biz burada F1'i arıyorsak x gördüğümüz yere 1 yazarız. Eksi 1 bölü 3 artı m artı k artı 2. K'yı bilmiyoruz. Burada o zaman k'yı bulalım. 4 eksi 4 çarpı eksi 45 bölü 18. Düzenliyoruz. 4 artı 180 bölü 18 yapar. Buradan k 14. Şimdi yerine yazalım. M'yi eksi 45 bölü 18 dedik. Artı k 14 artı 2. Payda eşitliyoruz. Burası 3, 6 ile çarpıyoruz. Eksi 51 bölü 18
artı 16. Şimdi 16 ile 18'i çarpıyoruz. 15'e çarpsak 270, 288. Demek ki 237 bölü 18 olacak. E bunu da 3 ile sadeleştirirseniz 79 bölü 6 gelir. Cevap Bursa. Fonksiyonumuz hangi aralıkta azalandır bunu sormuş. Yani türevini alıyoruz. Türevinin sıfırdan küçük olduğu aralığı bulacağız. Türevi alırken arkadaşlar çarpımın türevi. Birinci ifade x eksi 4'ün karesi, ikincisi de küplü ifade. Birincinin türevi çarpı ikinci diyoruz. 2 çarpı x eksi 4 çarpı ikinciyi olduğu gibi yazıyoruz. Sonra ne diyoruz? İkincinin türevi çarpı birinci. Birinciyi aynen yazalım. Şimdi ikinci ifadenin türevi 3'ü aldım. Üstünü bir azalttım. Sonra 2x artı 2'nin türevi dedim. Şimdi bu ifade herhangi bir aralıkta ne olacakmış? Sıfırdan küçük olacak. Şimdi burada ne diyelim? Biraz düzenleyelim isterseniz. İkiler ortak, x eksi 4'ler ortak. 2 çarpı x eksi 4 parantezinde ya da 2x artı 2'nin karesi de ortak. Şöyle bir parantez açalım. Bunları yazdım. 2x artı 2'nin küpü olacak. Buraya 2x artı 2 yazdım. X eksi 4'ün karesi olacak. Buraya da x eksi 4 dedim. 3'ü yazacağım. 2x artı 2'nin karesi dışarıda var. 2 de var. Küçük 0. 2 çarpı x eksi 4, 2x artı 2'nin karesi. İçeriği düzenlersek 2x, 3x, 5x gelir. 5x eksi 10. Biraz daha düzenleyelim. 5x eksi 10'da 2 çarpanı var. 4 çarpı x eksi 4 çarpı 2x artı 2, x artı 1 olarak yazılabilir. Başına bir tane 2 alabilir. Karesini aldığımda buradan da bir 4 gelecek. Çarpı ondan sonra arkadaşlar x eksi 2 dedik. Küçük 0. Bu sabitlerin bizim için bir önemi yok. Önemli olan buradaki kökler. Buradan 4 gelir. 2 gelir. Bir de eksi 1. Bu arada arkadaşlar eksi 1 için ne olamaz? 0 olur. Karesi pozitif olduğu için buradan da bir kök gelmez. Demek ki bizim aslında 4 ve 2'ye odaklanmamız gerekir. Şimdi biz bir tablo yapalım. Nedir? X dedik. Köklerimiz eksi 1, 2 ve 4 mü? Eksi 1, 2 ve 4. Burada arkadaşlar f'in türevi hangi aralıkta artı hangi aralıkta eksi bilmiyoruz. Burada mesela herhangi bir değer verelim. Burada x'e 0 değerini verin. 0 verdiğimizde eksi 4, 1, eksi 2 pozitif yapar. 0 için artı, sonra eksi artı. Böyle yapmak istemiyorsanız da direkt katsayılarına bakın. Bakın burada x'in katsayısı pozitif. X'in katsayısı pozitif. Burası zaten pozitif. En sağda artı olacak. Sonra eksi artı. Burası da ne olacak? Yine eksi olacak. Bu eksi artı ne demek? Burada azalan, artan, azalan, artan fonksiyon. Biz azalan arıyorsak eksi sonsuz eksi 1 aralığını alabiliriz. Veya arkadaşlar azalan diyorsak 2, 4 aralığını da alabiliriz. Şıklarda hangisi varsa odur. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Denklemimizin aşağıdaki aralıklardan hangisinde gerçel bir kökü vardır? Bunu sormuş. Şimdi arkadaşlar bu soruya geçmeden önce şöyle bir özellik vereceğim. fa küçük 0 yani eksili bir değerse, fb de sıfırdan büyük bir değerse, bu a ile b'nin arasında bir tane c sayısı için fc eşittir 0 gibi bir tane kökümüz vardır. Şimdi soruya dönelim. Burada arkadaşlar fx eşittir x üzeri 7 artı x üzeri 5 artı 1 şeklinde yazalım. Türev alıyoruz. Türevini aldığımızda 7x üzeri 6 artı 5x üzeri 4. Bu ifadeler kuvvetleri çift olduğu için daima sıfırdan büyük eşit. Yani f fonksiyonumuz artan bir fonksiyon. F fonksiyonumuz artan bir fonksiyon dedik. Bir de şimdi şurada bir özellik verdik. Şıklar üzerinde bunu bir deneyelim. F-2 diyoruz. F-2 eksi 128 eksi 32 artı 1. Gördüğümüz gibi eksili bir değer. Sonra arkadaşlar f-1 dediğimizde eksi 1 eksi 1. Buradan da yine eksi 1 gelir. Eksili bir değer. Ben bir tane artı bir tane eksi bulmak istiyorum. Demek ki A şıkkı bu benim aradığım özelliği sağlamadı. Başka bir şıkka geçeceğim. B şıkkına bakalım. B şıkkında arkadaşlar f eksi 1'imiz
Eksi 1, eksi 1 artı 1'den eksi 1 gelir. F0'ı bulalım. 0 üzeri 7, 0 üzeri 5, 1. Buradan da bakın 1 oldu. Ne dedik? Birisinde eksi, birinde artılı bir değerse. Burada eksi 1 ile 0'ın arasında bir tane c gibi reel sayı vardır. Ve o fc'de sonucumuz 0'dır ve burada bir kök vardır diyebiliriz. Bu şekilde cevabımız Bursa. Böylece arkadaşlar föyümüzü tamamladık. 42. föyümüz bitti. 43. föyümüzde görüşmek üzere.